Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Mevlüt Aktan olacak. Kendisi Manisa Futbol Kulübü Başkanı. Mevlüt Aktan'la birlikte Manisa Futbol Kulübü'nü konuşacağız. İkinci bölümde hattımızda Bergama Teknik Direktörü Süleyman Varlık olacak. Süleyman Hoca'yla da Bergama Spor'u konuşacağız sevgili dinleyenler. Son bölümde telefon hattımızı da açabiliriz. Bunu da şimdiden söyleyelim. Sorularınızı yöneltebilirsiniz sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Amir Hatice Ahmetoviç, sevgili dinleyenler, Beşiktaş'la anlaştı. Son pürüzler var. Son detaylar diyelim. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Son detaylar konuşuluyor. 3 milyon euro bonservis bedeli artı 1 milyon euro başarı bonusu. Oyuncuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Sevgili dinleyenler, üzücü bir haber. Şenol Güneş'in kardeşi İnegöl Spor Teknik Direktörü Bahattin Güneş kalp krizi geçirdi. Bahattin hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. İnşallah bir an önce kendisi sağlığına kavuşur sevgili dinleyenler. Az önce anons yapmıştım. Hattımızda ilk konuğumuz Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bir değişim oldu Manisa Futbol Kulübü'nde. Teknik direktör, evet, Levent Eriş'le karşılıklı anlaşarak yollara ayrıldı. Yerine gelen isimse Yalçın Koçkavak. Süreçle ilgili yorumunuz nedir? Nasıl gelişti? Şimdi tabii Manisa Futbol Kulübü neyi algılamak lazım? Biz bu sene bir değişim sezonu yaratıyoruz. Bu değişimle birlikte Levent Eriş hocamızla başlandık çık sezona. Daha çok genç ağırlıklı ama hedefi olan, yani bizim çünkü her zaman bir hedefimiz de var. Özellikle altyapıya çok yatırım yaptık. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları da oynatmak çok istedik biz. Çünkü oynatmadan gelişim sağlayamıyor oyuncularımız. Evet. Bunu bir şekilde dengeleyip götürmek istedik açıkçası. Mütevazi bir bütçe yaptık. Ama gelinen süreçte hem futbol olarak hem de yani hem oyun olarak hem de oyuncu gelişimi açısından belli bir mesafe kat ettik. Açıkçası bu sene, geçen seneye göre söylüyorum, ligimizin ve bu kulüplerin durumundan kaynaklı biraz da hedefe gitme konusunda biraz daha ikinci yarı irade koymak istedik açıkçası. Bununla ilgili de gerekli transferleri yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Playoff'tan veya 2-2'den bir şekilde daha iddialı olmak istedik açıkçası. Hem futbolcu bazında hem de hoca olarak bir değişikliğe gittik. Kulübümüz için hayırlı olsun, hayırlı olacağını düşünerek de tabii bu hareketi yapıyoruz. Levent Hoca da bizim zaten dostumuz, eskiden beri dostumuz. Bizim bu dönüşümde bize çok büyük katkısı oldu, sağ olsun. Çünkü her hoca bu dönüşümü hem iddialı olup hem de bu oyuncuları yetiştirme ve geliştirme konusunda tereddüt yaşayabileceğini düşünmüştük açıkçası. Biz hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettik. Sağ olsun, çok büyük emeği oldu bize de. Bundan sonra Yalçın hocamızla devam edeceğiz. Bu misyonu bir şekilde devam ettirecek. Hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında bu gelişimi sağlayabilecek bir hoca arayışında bulunduk. Tanıdığımız, sevdiğimiz, geçmişini de bildiğimiz
futbol olarak da, futbol aklı olarak da ne koyabileceğini tahmin edebildiğimiz Yalçın Hoca ile anlaştık. Hayırlı olsun. Bir şekilde iddiamızı da ortaya koyacağız ikinci yarı. Bununla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Ben herkese başarılar diliyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz sabırlıyız biz bu konuda. Evet. O sabrı ve devamlılığı göstermemiz lazım. Zaten kulübün en büyük gücü de bu. Sabır ve devamlılık. Çünkü günlük yaşamıyor bu kulüp. Yani Türkiye'de çok örnek gösterecek kulüplerden bir tanesi. Bizim hiç borcumuz yok. O oyuncu havuzumuz var. Bu devamlılığı sağlamamız lazım bir şekilde ki önümüzü görelim. Bizim de yapmak istediğimiz bu. Çünkü bu sabır ve devamlılık bizi bir yere götürecek. Biz buna çok inanıyoruz. Yani evet, hoca anlamında, hoca istikrar anlamında Türkiye'de ve bizde de sorunlar yaşanıyor. Bunun farkındayım. Sektör bu anlamda çok kaygan. Ama bir şekilde Yalçın Hoca ile bunu devam ettirmek istiyoruz. Böyle orta ve uzun vadede yol yürümek istiyoruz açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan. Sayın Başkan, şunu da yönetmek istiyorum. Transfer çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Adem Büyük konusu var. Adem Büyük takımdan ayrılacak mı? Çok merak ediliyor. Ve bir de Galatasaray'dan Metehan Baltacı kiralık olarak kadronuza dahil oldu mu? Metehan'la birlikte Baran Aksak'a da yazıldı. Baran'la ilgili tasarrufunuz var mı? Şimdi Adem konusunu iyi analiz etmek lazım. Adem gerçekten de bizim değerli bir oyuncumuz. Aynı zamanda da buraya maddi konularla ilgili gelmedi. Bizim hem kardeşimiz hem de dostumuz, öyle söyleyeyim. Bir abilik yapsın diye biz kulübe aldık. Ve inanılmaz derecede de bize katkı sağladı. Hem oyunculuk bazında hem de abilik konusunda. Biz kesinlikle kendisini bırakmak istemiyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama her transfer döneminde olduğu gibi, bütün oyuncularımızda da olduğu gibi, Adem'e de enteresan transferler, transfer teklifleri geldi. Tabii basına düştü. Adem'in de bazı yani kafası da karıştı. Ama bu en son maçta da oynadık. Zaten. Bir sıkıntımız yok, bir problemimiz de yok. Yola devam ediyoruz. Yani Adem bize çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Yine düşünüyoruz. Kendisi de, biz de aynı şekilde. Orada herhangi bir tasarrufumuz olmayacak. Metehan bugün geliyor. Galatasaray'la biz bir işbirliği yapıyoruz. Çünkü niye? Bu anlamda doğru bir kulübüz. Gençlere değer veren, onu geliştiren, tesis anlamında, anlayış anlamında, futbola bakış açısından büyük kulüplerin de oyuncularını oynatamama, yeterli süre bulamama konusunda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Biz o şansı veriyoruz. Vermemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu anlamda Galatasaray'la bir işbirliği yaptık. Galatasaray için de hayırlı olacaktır. Bizim için de olacaktır. Metehan da bugün geliyor. Büyük ihtimalle de bugün sözleşmeyi imzalarız diye düşünüyoruz. Baran konusu, evet, Baran da istedik. Kulüp de verdi. Ama kendisi kalmak istedi Galatasaray'da. Ve hocasıyla konuşmuş. Öyle bir tasarrufta bulundu. Biz de zorla hiçbir şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Yani zorla bir oyuncu oynatmak istemiyoruz. Kulübün de hem çok değer verdiği konulardan bir tanesi budur. Yani bizi istemeyen oyuncu ya da bize gelmek istemeyen oyuncu, ki bu çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Sadece bizde kulüple ilgili değil bu. Oyuncunun kendi özel durumu da olabilir. Saygı duyuyoruz. Çok da beğendiğimiz bir oyuncu. Ama şimdilik onunla ilgili bir gelişme yok. Olursa bünyemize katmak isteriz açıkçası. Başka? Metehan'ı sordum. Metehan bugün geliyor. Kiralık opsiyon var mı? Kiralık. Yani o Galatasaray'la aramızdaki bir konu, ama şimdilik 6 aylık kiralık değil. Böyle söyleyebilirim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mevlüt Aktan, sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, Yalçın Hoca göreve geldi.
Evet. Metehan transfer edildi kiralık olarak Galatasaray'dan evet. geldi. Çok merak edilen bir soru. Ayberk önemli bir potansiyel. Porto'nun evet. da izlediğini biliyoruz. Ayberk evet. için yurt içi ve yurt dışından resmi teklif geldi mi transferi konusunda? Oyuncu ile ilgili değerlendirmeniz ne olur? Şimdi biraz biz de şaşırdık açıkçası. Yurt dışından çok teklif var. Resmi evet. teklif de aldık. Hangi kulüplerden? Mesela ben Porto'yu duymuştum. çok enteresan ülkelerden de teklif geldi. Yurt içinde de ilgilenen iki tane de kulüp de teklif de yaptı. Ama şöyle, adam Ayberk sürekli gelişen ve birkaç mevkide oynama durumu olan, enteresan yetenekleri olan bir arkadaşımız, zaten altyapıdan çıkardık bunu. Evet. Ve bunun gibi birçok oyuncu da var. Sürekli izleniyor. Scoutlar geliyor yurt dışından. İlgi yazıları geliyor. Teklifler geliyor. Bu da bizi açıkçası heyecanlandırıyor. Niye? Çünkü yaptığımız işin karşılığını almak çok güzel bir şey. Sadece satma anlamında söylemiyorum. İlgi anlamında da önemli bir şey. Çünkü biz yani 35 kişilik devasa bir altyapı hocası var bizde. Ve buraya çok çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Ve oraya sürekli oyuncu transferi yapıyoruz biz. Türkiye'nin her yerinde. Ve bunları oynatmamız lazım. Ve bunların sonucunda da biz burada oynattığımızda, bak bu hafta kaleci de oynattık. Genç bir kaleci. Daha önce de diğer oyuncularımız vardı, onları da oynattık. Fırat olsun, Kadir olsun. Şimdi bunları yaptığınızda açıkçası heyecanlanıyorsunuz. Yaptığınız şeyin değerli olduğunu hissediyorsunuz. Bu da size moral motivasyon veriyor. Ayberk de bizim için özel bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Bizim sadece parayla bir işimiz yok. Yani para için de sadece satmayız. Ama oyuncunun belli bir yere geldikten sonra hem devamında hem de gelişimi için tabii ki zamanı geldiğinde biz de onu değerlendireceğiz kulüp olarak. Ve Ayberk'in devamında da aynı şekilde gidecekse bir yere bu şekilde devam etmesini isteriz. Çünkü devamında da kulüp kazanacaktır. Başka türlü de zaten bu kulübü götürme şansımız yok. Biz bunun çok şeyini biliyoruz, değerini biliyoruz ve buna göre hareket etmeye çalışıyoruz. Hocalarımızla da bu şekilde konuşuyoruz zaten. Yalçın Hoca ile de zaten gençlere önem veren, bunun değerini bilen, geliştiren, daha önce de birçok oyuncuyu yurt dışına gitmesine dahi vesile olan veya diğer büyük takımlara, çünkü oyuncu ve oyunu değerli kılmamız lazım. Hem oyunu geliştirmemiz lazım, hem oyuncuyu geliştirmemiz lazım. Başka türlü, çünkü bu kulübün geçmişinden beri gelen o felsefesini devam ettirmemiz lazım bizim. Yani bizim günlük yaşamamız lazım. Bunun için de tabii ki sabırlı olmamız lazım. Biz de onu yapıyoruz. Ve bütün oyuncular da bunu çok çok iyi şekilde biliyor. Kamuoyu da biliyor, futbol camiası da biliyor, hocalar da biliyor. Başka da çıkış yolumuz yok açıkçası, onu da söyleyeyim. Porto ve City'den geldi mi peki Sayın Başkan teklif? Evet, geldi. İlgi yazıları geldi. İlgi yazıları. Evet, yani başka kulüplerden de geldi. Ama şu anda Ayberk ki şu aşamada elimizden çıkarmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Biraz daha gelişmesini istiyoruz. Doğru kulübe gitmesini istiyoruz. Gidecekse zamanlamasını doğru olmasını istiyoruz. Biz de o süreci takip ediyoruz ikisiyle beraber. Çünkü daha genç bir arkadaşımız bu sene oynuyor ilk defa. Bunun psikolojik tarafları var. Çok karakteri, çok düzgün bir çocuk, inanılmaz. Bunu da çok iyi yürütüyor. Çünkü kısa sürede çok fazla misyon verdik. Oyuncumuza çok büyük sorumluluklar verdik ve bunu çok iyi şekilde kaldırıyor ve devam ettiriyor. O gelişimi de sağlıyor açıkçası. Hata yapar öğrenecekler. O hatayı da ben kendilerine veriyorum açıkçası. Hocalarımızla da konuşuyoruz. Hata yapma lüksleri var çünkü bu arkadaşlarımızın bu özgürlüğü var bu kulüpte. Ben kendilerine söylüyorum, hata yapacaksınız diyorum. Hiç şaşırıyorlar ama hata yapmadan, çünkü öğrenemeyecekler. Ben o hatayı da, bu özgürlüğü de bu kulüpte kendilerine tanıyorum. Genç arkadaşlarımızın burada inanılmaz derecede hata yapma lüksü var. Ki ben hata yapın diyorum ki
gelişimini sağlasınlar diye sık sık da konuşuyoruz ve o gelişimi de sağlıyor, sağ olsun. Tabii ki bir kulüp, bir de bizim bünyemizde de var, vücudumuzda da var, kulübün bünyesinde de var. Sadece genç oynatıp sıradan bir takım da olmak istemiyoruz, yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Onun için de devre arası bu lig bu sene biraz daha geçen yıllara göre kötü diyelim, öyle söyleyelim. En azından burada bu durumda biz de yarışmacı olmak istiyoruz açıkçası. Onun için birkaç transfer daha yapacağız. Özellikle orta sahayı güçlendirmek istiyoruz. Ondan sonra playoff'a da mutlaka da olacaktır bu kulüp. Öyle söyleyeyim. Çünkü kulübümüz güçlü bir kulüp. Devamlılığı olan bir kulüp. Evet. Bu bizi bir yere götürecektir diye düşünüyoruz açıkçası. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mevlüt Ak'tan sohbetimiz devam ediyor. Mevlüt Bey, çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından tamam, birkaç sorum daha olacak. Tamam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mevlüt Ak'tan. Mevlüt Bey, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bekliyorum. Ayberk'le ilgili şunu sormak istiyorum. Galatasaray'ın bilgisi var mı Ayberk'e? Çünkü kulüpler düzeyinde de ilişkileriniz çok çok iyi. Evet. Şimdi şöyle, yani yazılı bir şey yok ama sözlü tabii konuşuluyor çocuk. Ama takip ediliyor şu anda. İlgileri var herkesin. Zaten bu tip oyuncular çok fazla çıkmıyor açıkçası. Son zamanlarda birçok grubun, ama bizim grubun şöyle bir yapısı var. Yani biz oyuncuyu hemen elden çıkaralım ya da bundan hemen bir para kazanalım mantığıyla hareket etmedi bir kulüp. Buna da ihtiyacı yok açıkçası. Ama çocuk ve kulüp için gerekli zamanda ve gerekli yerde biz bu hamleyi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Bakın, bu kulübün hiçbir borcu yok. Hiç tarihinde federasyonda dahi bir davası dahi olmamış, FIFA'da, UEFA'da hiç dosyası olmamış, dünyada örnek gösterilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Bizim bir şey için acelemiz yok ama eğer zamanı geldiğinde çocuk için ve kulüp için hayırlısı neyse onu yapmamız lazım gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü gittiği yerlerde o planlamayı iyi yapmak lazım, oynaması lazım. Bak, bir oyuncunun oynaması lazım. Bu fırsatı vermeleri lazım, verilmesi lazım. Bunu başka türlü olmuyor çünkü bu iş. Bu çocuğun da bu iradeyi bir kulüp koyuyor. Koymaya devam edecek. Sadece bu Aybek için değil, diğer oyuncular için de söylüyorum. Gittiği yerde de aynı şekilde devam etmesi lazım. Onun için çok doğru planlama yapmak lazım. Çünkü biz sadece bu satıştan değil, diğer satışlardan da, veya bunun devamında da bu kulübün para kazanması lazım. Eğer bir şey yapacaksak bu çocuğun, çünkü devamını sağlamamız lazım. Veya diğer yetiştirdiğimiz oyuncuların da. Yani bir şey için acele etmiyoruz. Hayırlısı neyse zamanı geldiğinde zaten biz gerekli açıklamayı yaparız Aybek'le ilgili. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Mevlüt Ak'tan sohbetimiz devam ediyor. Mevlüt Ak'tan'la. Sayın Başkan, özellikle de hakem kararları çok çok tartışılıyor. Merkez Hakem Kurulu'nda da bir değişim oldu. Dale Orta Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu. Evet. Bu noktada yeni bir süreç, yorumunuz nedir? Ve özellikle de bu sezon VAR uygulaması birincilikte de kullanılıyor. Şunu açıkça söyleyebilirim. Buyurun. Ben Kulüpler Birliği adına disiplin kurulunda ve hukuk kurulundayım. Bu sene böyle bir şey oluşturuldu. Evet. Gerçekten de yani bizim kulüpler adına ben orada bulunuyorum. Yani ben federasyon gerçekten çok iyi niyetli. Bunu samimi söyleyebilirim. Ama o kadar büyük bir organizasyon var ki kontrol edemediğimiz, kişilere bağlı maalesef gitmek zorunda olan. Ama kişilerden bağımsız bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama bazı süreçler bugünden yarına değişmesine imkan yok. Bütün yapıyı birdenbire değiştiremiyorsunuz. İnsanları değiştiremiyorsunuz. Düşünceyi ve felsefeyi de değiştiremiyorsunuz. Bakın, öyle de bir şey var. Çünkü bu Türkiye'deki futbolun gelişimi için sadece federasyon değil, futbola dair kim varsa bu anlayışın değişmesi lazım. Ama bu birdenbire olmuyor.
insan faktörünü biraz dışarı çıkarmak gerekiyor. İnsanlarımızı, hakemlerimizi veya yönetenleri iyi eğitmek lazım. Bazı şeyleri örnek almak lazım. Doğru yapan ülkelerdeki nasıl gelişim kaydettiğini çok iyi tespit etmek lazım. Bunlar yapılmaya çalışılıyor ama bunlar birdenbire olmasına imkan yok. Biraz aynı şekilde bizim kulüp için söylediğim gibi futbolda da çok şey yapılması lazım. Çok değişikliklerin olması lazım. Bu hepimize zarar veriyor. İnanılmaz derecede marka değerimiz düşüyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Gelirlerimiz düşüyor. İnsanlar futboldan kaçmaya başlıyor. Bu kavga, bu çekişme, bu maalesef yeni jenerasyonu uzak tutmaya başlıyor. Yani buna hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Biz bir yere kadar yapıyoruz. Zaten çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Çünkü bu gelirlerle, bu organizasyonla imkanı yok. Yani Futbol Federasyonu'ndan, yayından aldığınız gelirlerle sadece yersiniz, içersiniz, kıyafetiniz. Yani futbolcuya para vermenize bile imkan yok. Bu durumda siz futbolu, futbolcuyu, futbolun değerli neyisi varsa nasıl geliştireceksiniz? Buna nasıl konsantre olacaksınız? Kulüplerimiz günlük yaşıyor. Geleceği nasıl planlayacaksınız? Biz geleceği planlamaya çalışıyoruz. Güçlü durmaya çalışıyoruz. Ama maddi gücünüz olmadığı sürece bunu nasıl devam ettireceksiniz? Gibi bir sürü şey var. Hakemlerle ilgili de aynı şekilde geliştirmemiz lazım. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Çünkü futbolun güzelliğinin nereden geçtiğini az çok yani bu hakemler de çok büyük bir faktör çünkü o devamlılığı sahada biz de istiyoruz. Top oynansın, durmasın, oyuncular yere yatmasın, tamam mı? Yani o yani o Avrupa'daki o şey seyir zevkini burada biz de istiyoruz ki hem seyirci olsun hem seyir zevki olsun yine. Ya da hak yenilmesin, çünkü hak yenildikçe her şehrin, her kulübün bir taraftarı var. İnsanlar artık bıkmış durumda. İzlemek istemiyor, isyan ediyorlar. Altında başka şeyleri aramaya başlıyorlar. Bunlar hepimizde kan kaybediyoruz. İnanın, ciddi söylüyorum. Tamam mı? Hayal kırıklığına uğruyorsun. Ondan sonra insanlar kaçıyor. Yönetici bulamıyorsunuz. Arkasında başka şeyler aramaya başlıyor insanlar. Bu sefer de maalesef herkes aşağı doğru düşmeye başlıyor. Hiç kimseye faydası yok bunların. Bakın, ne hakem camiasına, ne kulüplere, ne oyunculara, ne teknik kadrosuna. Hepimiz aşağı doğru gidiyoruz. Yani değersizleştiriyoruz biz kendimizi. Buna bir önlem almamız lazım. Çünkü değerli bir şey yapıyoruz. Gerçekten çok değerli. Hele hele bu şartlarda. Ama maalesef buna tabii ki bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey yok. Ama federasyonun iyi niyetli olduğunu ben görüyorum, biliyorum. Bazen de içindeyiz biz. Ama biraz zaman vermemiz lazım, biraz süre vermemiz lazım insanlara. Çünkü kısa sürede yani maalesef hiçbir şey yapamazsınız. Hatta çok büyük hatalar da yapabilirsiniz kısa sürede yaptığınız şeylerden. O yüzden bu değişimi, bu dönüşümü yani zaman vermemiz lazım. Başka türlü olmaz mı? Hakemlerimiz de aynı şekilde. Futbolu iyi okumalarını istiyoruz sahada. Bakın, bunu yapmaları lazım. Bunu bir türlü bazı hakemlerimiz yapamıyorlar. Duyguyu öne koyuyorlar. Seyirciden, atmosferden etkileniyorlar. Oyuncudan etkileniyorlar. Yani oradaki iradeyi tam anlamıyla ortaya koyamıyorlar. En büyük şeyimiz o. Sıkıntımız o. Art niyetli olmadıklarını düşünüyoruz ama insan faktörü çok girdiği için hakim konusunda ki mümkün mertebe çıkarmaya çalışıyorlar insan faktörünü. Dünyada da bu şekilde. Ama bir yere kadar çıkarabiliyorsunuz. Bu da eğitimden geçiyor, bilgiden geçiyor, karakterden geçiyor. Bakın, karakter de çok önemli. Bu sahadaki duruşunuz, davranışınız, oyuncuya davranışınız, hocalara, artık o vücut dilini de sergileyebilecek hakemlerin olması lazım. Çünkü çok belli oluyor artık izledikçe hakemin düdük çalışından, davranışından kaygılarını, çünkü o da bir insan. Çok da üstüne gidiyoruz. Üstüne gittikçe daha fazla hata yapıyorlar.
Yani bu bir sarmalın içine dönmeye başladık. Bu sarmaldan çıkamadıkça da hepimiz etkilenmeye başladık. Bu hepimize zarar veriyor açıkçası. Hiç kimsenin, bakın bugün ana çalar, yarın ötekine aynı şekilde bu sarmal dönüp dolaşacak. Dikkat ediyorsanız yıllardır bu şekilde. Düzelen bir şey var mı? Düzelmiyor. Var geldi, var da bile yoruma açık şeyler olmaya başladı. Ve bunlar şimdi aynı pozisyonlarda, benzer pozisyonlarda farklı şeyler çalınmaya başladı. Bunlar hep kaygı bozukluğundan, ön fikirden, ondan sonra kişilerin kendi inisiyatifinden kaynaklı şeyler. Umarım art niyet yoktur diye düşünüyoruz ama orada da bir dönüşüm olması gerekiyor. Ama birdenbire yapamıyorsunuz işte bunları. Birdenbire herkesi değiştiremiyorsunuz. Böyle de bir şey yok. Olmuyor yani. Çok teşekkür, evet, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Yok, rica ederim. Mehmet Bey, görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mevlüt Aktan'dı. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Bergama Teknik Direktörü Süleyman Varlık olacak. Süleyman Varlık'la birlikte Bergama Spor konuşacağız. Birazdan Süleyman Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bergama Spor'da da bilindiği üzere yeni bir yapılanma var. Geçtiğimiz sezon Altay'da başkanlık görevini yapan Özgür Altay, Özgür Bey, Özgür Ekmekçioğlu Bergama Spor'la Menemen FK'yı satın aldı, şirketleştirildi. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Menemen FK 3. lig, 2. ligde, Bergama ise 3. lig, 3. grupta. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba Salim, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam, göreve devraldınız Fatih Hoca'dan sonra, göreve geldiniz. 3. lig, 3. grupta mücadele ediyorsunuz. Şu anda da gayet iyi gidiyor işler. 8. sıradasınız. 27 puanınız var. Playoff hattıyla da aranızda sadece 3 puan var. Bu sezon hedefler nedir hocam? Takımın kadro yapılanması hakkında son durum nedir? Salim'cim, dediğin gibi işte 5 hafta önce göreve geldik. Bu süreçte bizler için iyi gidiyor. İşte son 2 maçı da kazandık. Playoff potasına yaklaştık. İkinci yarı başladığında düşme potasıyla aramızda 4 puan vardı. İlk hedef oradan kurtulmak, daha sonra da playoff'un peşine takılmaktı. Şu anda da planladığımız gibi gidiyor. Kadro yapılanmamız genç, yetenekli oyuncularla tecrübeli, geçmişi kıymetli oyuncuların bir araya gelmesinden oluşan bir takım. Güzel bir harman olayı var burada. İşte eksik yerlerimizi de tamamlayıp playoff'un peşini kovalayıp sonra da o playoff potasının içinde olmak istiyoruz. Bütün planlarımız bu doğrultuda devam edecek. Peki hocam, zor bir grupta 68 Aksaray Belediye var, Kepez, Çankaya, Beyoğlu, Yeni Çarşı, Osmaniye, Efeler, 09, siz varsınız, Artvin var. Yani bir de puan farkı da çok çok fazla değil. Bunu da söyleyelim mesela. Zirvede Aksaray'la Kepez 40 puanda, hemen altında Çankaya'nın 35 puanı var. Sonrasında yani böyle bir fark da yok mesela. Muş'a kadar iddiası olan takımlar var. Muş'u da dahil edebiliriz o gruba. Grubun dengesiyle ilgili yorumunuz nedir? Mesela hep devamlı gündeme geliyor hocam, ikincilikte ve üçüncülikte. Bazı gruplarda favori takımlar fazla oluyor. Bazı gruplarda favori takımlar sadece birkaç tane oluyor ve işi bitiriyor. Katılır mısınız hocam buna? Bu konudaki fikirlerine katılıyorum. Üçüncü grupta denk güç çok fazla sayıda. Saydığınız takımlar, dediğiniz gibi Muş takımına kadar her an her şey olabilir. İki mağlubiyette, bir iki mağlubiyette aşağılara kadar inebilirsiniz. Bir iki mağlubiyette yukarılara tırmanıp playoff'un içinde olabilirsiniz. Bu diğer Beyoğlu takımı için de geçerli, Osmaniye için de geçerli. Yani bir seri yakalayan takım dengeleri bozabilir bu grupta. Ama kopma olmaması da denk güçlerin sayısının fazlalığını gösteriyor. Evet. Hocam, sizin kadro yapısıyla ilgili yorumunuz nedir Bergama ile ilgili? Mesela Menemen FK da Özgür Bey'in takımı. Bu noktada oyuncu alışverişi var mı hocam Bergama ile Menemen arasında? Sezon başı Menemen'den bu tarafa oyuncu
alışveriş olayında bir 6-7 oyuncu kaydırılmış bu tarafa. Ama devre arası evet. Hemen hemen şu anda kendi durumundan dolayı devre arası o taraftan değil de daha çok dışarıdan oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süleyman Varlık sohbetimiz devam ediyor. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Süleyman abi, Süleyman hocam, siz uzun yıllar Mehmet Hoca ile birlikte aynı ekipteydiniz. Bunu da belirtelim. Mehmet Hoca'nın ekibinde yer aldınız. Mehmet Hoca ile ilgili düşünceleriniz nedir ve siz de yeni bir yola girdiniz. İlk deneyim bu da. Bu deneyimle ilgili yorumunuz nedir? Ben Mehmet Altıparmak hocamın futbolculuk döneminde 3 takımında oyuncusuydum. Bıraktıktan sonra da bir 5 yıl Mehmet hocamın yardımcılığını yaptım. İşte burada 3 tane birinci lig şampiyonluğu yaşadık. Süper Lig'de çalıştık. Daha sonrasında tek başına yola çıkmanın zamanı geldiğini birlikte oturup ortak bir fikirle karar verdik Mehmet hocamla. İşte Bergama nasip oldu. Biz de bu yola çıktık. Her usta bir çırak yetiştirir felsefesine inanan bir insanım. Bu konuda da çok şey öğretti Mehmet Hoca saha içinde, saha dışında. Biz de onun çırağı olarak bu sahneye çıkıp daha sonra da onu gururlandırarak bu piyasada daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süleyman Varlık sohbetimiz devam ediyor. Süleyman abi, transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor atletiklerde. Transferle ilgili son durum nedir? Yapmayı düşünüyor musunuz? Bizim bir iki noktada ihtiyacımız var şu anda. Evet. Ama işte mevcut ekonomik durumlar, oyuncularla alakalı fiyatlar kendi bütçemize uygun. Bizimle birlikte aynı yöne bakacak oyunculara evet. odaklanıp bu hedeflediğimiz noktaya varmak için bizi de oraya taşıyabilecek oyuncularla anlaşıp transferi kapatmak istiyoruz. Peki genç, gelecek vadeden oyuncular var mı takımınızda? Bunu sormak istiyorum ve bir de yeni bir yapılanma, özellikle de bu liglerde camia takımları çok çok fazla. Mesela gördüğüm zaman sizin gibi, ondan sonra Çankaya gibi de net takımlar da var, proje takımları da var. Bu noktada yorumlarınız nedir takımın genel yapısıyla ilgili? Çok kıymetli genç oyuncularımız var elimizde. Atalay var, şu anda çaprazı koptu. Çok kıymetli bir oyuncu. Efe Taylan var, çok kıymetli bir oyuncu. İsmail Kulet var. Yani bunlar 2004-2003 doğumlu oyuncular. Gelecek vadeden oyuncular. Yani bir gün bunlar sahneye çıkacaktır daha üst liglerde. Bu proje takımları işte yönetimlerin belirlediği, o kafasında planladığı olaylarda varmak istediği noktaya götürecek oyuncularla devam etmek her zaman daha mantıklı, bilirsin Salih. Bu Çankaya FK daha çok ekonomik yüksek bir takım. Bergama takımı da bu şekilde genç oyuncuların tecrübeli abilerle harmanlandığı ve bu yola çıkıldığı bir takım. Dediğim gibi bu projenin içinde olmak bize de gurur veriyor. Yani önemli bir proje, bunu da söyleyelim. Önemli bir proje, yani çok çok önemli bir proje Bergama'da. Sert bir grubun Menemen içinde. FK da var. Tabii sert bir grubun içinde Bergama, o bulunduğumuz grup sert bir grup. Az önce de söyledik, yani güç dengelerinin ortak olduğu, dengelerin birbirine yakın olduğu bir yerde genç oyuncularla bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. İnşallah da istediğimizi yapacağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Süleyman Varlık sohbetimiz devam ediyor. Süleyman abi, uzun yıllar Süper Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de, 3. Lig'de futbol oynadın ve önemli şampiyonlukların da var. Bu noktada iyi bir stoperdin. Bu noktada stoperlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Stoper ve sol bek sıkıntısı yaşanıyor ülkemizde, takımlarda. Alt liglerde mesela bu alanda iyi oyuncular var mı? Bu pozisyonlarda. Yani şöyle diyeyim, genelde tecrübeli oyuncular, yani ikinci ligde evet. tecrübeli oyuncular inmiş durumda. Alt liglerde oynuyor şu anda. Çünkü ekonomik güçler oyuncuların oraya dönmesini cezbediyor, öyle diyeyim. Arada da yetenekli oyuncular çıkacağını da düşünüyorum sadece. Çünkü savunma disiplin işidir, bilirsin. Hücum yetenek işidir.
Ama savunma disiplin işte burada inşallah Türk futboluna bu konuda ciddi oyuncular çıkacaktır. Çünkü son zamanlarda milli takım bazında da olsa en çok ürettiğimiz yer defans oyuncuları. Stoper bölgesinde ihraç ettiğimiz yerler stoper bölgeleri oluyor. Evet. İnşallah genç oyuncular da bu gruba katılacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Süleyman Varlık. Süleyman abi, peki Bergama'da kitle nasıl? Taraftarlar maça geliyor mu? Futbola ilgi alaka nasıl? Futbol Bergama ilçenin tek takımı. Çok kıymetli bir yer. UNESCO'nun koruma altına aldığı bir yer Bergama. Yani tarihi olan bir yer. O kıymetli ilçenin de kıymetli takımı. Mümkün olduğu kadar taraftarlarımıza destek verip bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu arada yani küçük ama taraftar da maçlara geliyor. Aynen öyle. Yani mümkün olduğu kadar oynadığımız sahadaki tribün dolu olarak geçiyoruz maçları. Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Süleyman abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Süleyman Varlık'tı. Telefon hattımızı açtık. Bu bölümde sizler de bizlere sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Sizler de bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Bunu söyleyelim ve devam edelim. Telefon hattımızı açtık, az önce ifade etmiştim. 0212 363 0434 telefon numaramız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Telefon hattımızı açtık bu bölümde. Telefonla yayınımıza bağlanabilirsiniz. Önemli bir gelişme: Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transferi imza aşamasında gerçekleşmedi. Normal şartlarda bugün Kasımpaşa Seferovic'le sözleşme imzalayacaktı. Bunu da söyleyelim. Normal şartlarda bugün Seferovic İstanbul temsilcisiyle sözleşme imzalayacaktı. Benfica'nın kararı doğrultusunda sevgili dinleyenler, Benfica'nın kararı doğrultusunda oyuncunun yeni takımı Celta Vigo oldu. Evet, devam edelim. Bir dinleyenim sattığımızda, hoş geldiniz. Selamünaleyküm Salim Bey, kolay gelsin. Ben İsmail, Trabzon taraftarıyım. Hoş geldiniz İsmail Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de teşekkürler. Salim Bey, benim şimdi size merak ettiğim bir iki soru sormam lazım. Birincisi, Abdullah Avcı size göre Trabzon'la ipleri kopardı mı? Yani konuşmalarından ben bunu anlıyorum. Oyuna müdahalelerinden, oyun çıkardığı kadroyla. Tamamen yani Abdullah Avcı, ben burada işim bitti diye görüyorum. Yani şunu söyleyeyim. Ya ipler koptu mu? Bence kopmadı ama şu iki maç çok çok önemli. Antalyaspor ve Trabzonspor maçında. Galatasaray maçında. Antalyaspor ve Galatasaray maçında bir puan, yani alınırsa mesela bir beraberlik, bir mağlubiyet, bir galibiyet, bir mağlubiyet de devam eder. Fakat bir puan da ayrılır diye düşünüyorum. Yani Antalya Spor'u yenmek zorunda Trabzonspor. Antalya Spor ve Galatasaray maçında mağlup olduğunda ben yolların ayrılacağını düşünüyorum. Yani iki mağlubiyete bakar kısaca. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Bir de şu en son oynadığımız deplasmanda bu kadar Ömür sakat, bir de oynamadı. Neden oynamadı? Ki orta sahaya toplayan adamlardan biri, ultima yönelik yani topu taşıyabilecek bir adam olarak. Neden Abdullah Ömür'ü de oynatmıyor? Evet. Bir soru kapatayım, sen de bana cevap verirsin. Bu gençler, bir Demezi diye soy isimli bir arkadaşımız var, ismini şu an aklıma gelmiyor. Bu bir de Arif diye bir çocuk var solda, bunları neden oynatmıyor? Bunlar mesela ben Arif'le Kasımpaşa'nın ilgilendiğini duymuştum, iyi bir oyuncu olduğunu söylemiş yerde. Aynen, güzel bir oyuncu. Ben de izledim onu bir hazırlık maçlarında ama o Demezi, o milli takımın golcüsü, golü oynatsak Gomez'den daha verimli olur. Gomez topa vurmaya... Ya Gomez yani kötü bir futbolcu değil ama ben uyum sağlamadığını düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Hemen devam edelim. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaramız. Sizler de bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Yayınımıza bağlanabilirsiniz.
Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Telefon hattımız açık. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar Sabri Bey. Merhaba. Biz Özen Göztepe taraftarı Ertuğrul çok sever. Sürekli sosyal medyada takip ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Siz de biliyorsunuz. Öncelikle bir sorum olacak size. Daha doğrusu iki sorum olacaktı. Göztepe mevcut durum Rasmus Ankersen. Efendim? Bakıyoruz yine Rasmus Ankersen Göztepe'nin evet. durumu. Şu an taraftar olarak biliyorsunuz Göztepe taraftarı hiçbir zaman bir hedefsizlik yoktur. Amatörde bile deplasman yapmışız. Hedefimiz olan bir taraftar kitlesine sahibiz. Evet. Şu an Göztepe ile ilgili var mı bir transfer gelişmesi? İkinci sorum da Uşak Stadı. Dün Nazım Bey, Nazım Tutlas. Ona evet. da selam olsun. Evet. Bir Instagram üzerinde bir story paylaştı. Uşak'ın mevcut stadının durumu. Uşak evet. Spor'un stadının durumu. Yıllardır hükümet yani Uşak Belediyesi biliyorsunuz yerel yönetim şu anda iktidar partisine ait. Ve stadın hali perişan durumda. Neden Uşak'a her yere yani ilçelere kadar stadyum yapılırken neden Uşak'a bir stadyum yapılmıyor? Kafamıza takılan sorular bunlar. Yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben Nazım abinin hikayesini görmedim. Şimdi sizinle konuşurken de bakıyorum. Evet. Normalde kaçırmazdım. Yani şu anda baktığımda yani şu an görmedim ama paylaşımına bakarım. Zemini kötü muhtemelen. Ben size Twitter, Instagram üzerinden zemin üzerinden demiyorum. Bunu daha öncesinde de Ahmet Kişinoğlu, TRT Radyo 1 evet. olsun, Radyo Spor'da dile getirildi bu konu. Uşak, hatta Spor Bakanı bundan iki ay öncesinde Uşak'a geldi, bir söz verdi. Evet. Yıllardır verilen sözler Uşak'a karşı tutulmuyor. Yani stadın son durumunu ben size Instagram üzerinden DM yoluyla iletebilirim videolarını da. Bu konuda sizlerin de desteğini talep ediyoruz. Özellikle Ege'nin incisi olan Aşıklar şehri olan Uşak. Evet. Sizden destek talep ediyoruz. İnşallah yani bir an önce saha zemini yapılır. Uşak Spor da önemli hamleler yaptı bu sezon. İkincilikle evet. mücadele ediyor. Ural Akız'ın başkanına da selamlar olsun buradan. Evet. O da Ural Bey, değerli kişi. Evet, Galatasaray'da da yöneticilik yapmıştı daha önce. Evet. Ural Bey yatırımcısı oldu şu an ve teknik direktörlük görevine de Cüneyt Hoca'yı getirdi, Müderrisoğlu'nu. Evet, Ceyhun Müderrisoğlu geldi. Ceyhun Müderrisoğlu, pardon. Galatasaray'da PAF takımında da çalışan evet. iyi bir yapılanma var inşallah. Evet. Yani ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu noktada. Ama saha zemini çok çok önemli. Ya İkincilikte mesela saha zemini, stadyum konusunu konuşuyoruz ama bizim Süper Lig'de de net bir şekilde söyleyelim saha zemininde sıkıntılarımız var. Süper yani Lig'de genel olarak burası 60 yılında yapılan bir stadyum. Evet. Tribünlerin hali, işler acısı, yani yıkılma aşamasında şu anda. Evet. Ve Ege'nin yani birleşim noktası burası, kesim noktası olan evet. bir şehirde. Tek profesyonel takımı olan hani profesyonelliklerde tek takımı olan bir takım Uşak ve her maçı yaklaşık 4000-5000 kişi oynayan bir şehre evet. yani bu stadyum yakışmıyor. Devlet evet. büyüklerimizden özellikle Cumhurbaşkanımızdan olsun Spor Bakanımızdan olsun İnşallah bu konuda acil olarak destek talep ediyoruz. Evet. İzmir'den selamlar evet. olsun. Teşekkürler. İzmir'e selamlar. Göztepe ile ilgili de sorunuzu cevaplayacağım. Telefon hattımız dolu çünkü. Tamam. Bir teşekkür ederim. Daha hattımızda. Göztepe ile ilgili şunu söyleyebilirim. Göztepe'nin kadrosu, Göztepe'nin arması bulunduğu her ligde hedefe oynar. Birincilikte de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileniyor. Transfer yapılması şart mı? Şart diye düşünüyorum. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Salim Bey. İsmim Mehmet. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ya ben Galatasaray taraftarıyım. Evet. Ali Koç'la ilgili bir şeyleri merak ediyorum. Yani Dursun Özbey'in gelip de iki dönemdir gelip de kısa sürede başarabildiklerini Ali Koç 4-5 senedir niye başaramıyor? Yani nerede eksiklik var acaba? Ben bunu konuşmuştum. Ya bunu ha? mesela bu soru çok böyle manipüle edilebilecek soru. Bunu boş ver Fenerbahçe taraftarı sorsun. Teşekkür ederim. Yani çok manipüle edilebilecek bir soru. Ondan dolayı yani. Çok teşekkür ediyorum. Yani çünkü şundan dolayı
Siz bu soruyu sordunuz. Ondan sonra bir Fenerbahçe taraftarı bağlanacak. Ben normalde telefon attım. Çok fazla açmıyorum. Transfer dönemlerinde daha çok telefon attığını açmayı uygun görüyorum. Ya ben aslında art niyetli olarak sormuyorum. Ama art niyetli olarak algılanıyor mesela. Bunu yani direkt yani normal algılanmaz bu. Yani niyetim şu, hani mesela biz kaç senedir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti izleyemiyoruz işte. Mesela az önce Manisa FK'nın başkanı da şundan bahsetti. Evet. Yeni jenerasyon futbolla ilgilenmiyor, futbolu sevmiyor. Doğru. Ama aslında başlıca sebeplerinden bir tanesi de Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin bence eski, hani bizim daha çok gençlik zamanlarımızdaki rekabetten uzak kalması. Ben de burada hani yeni başkanların futbol kulüplerini iyi yönetemediğiyle alakalı sıkıntılar olduğunu düşündüğümden, hani acaba bunlar daha iyi yönetseler, böyle hep dış bağlantılarla, hep bir dış güçler olayını yansıtmak yerine takımlarıyla daha iyi ilgilenseler de biz de bu rekabetleri bu seneki gibi sürekli yaşasak, o zaman daha iyi olmaz mı? Ya bak, böyle gelirseniz eyvallah, yani böyle gelirseniz ben bunu cevaplarım. Yani ben bu mantıkla yani şunu söyleyeyim, mesela bizde yani direkt başarılı oluyor mesela takımlar. Geçen biz bunu konuşmuştuk Sinan Yılmaz'la. Bir takım başarılı oluyor. 2 sene üst üste şampiyon olmuş 2000'li yıllardan sonra takımlarımız. 3. yılda takımlar berbat bir durumda. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi hevesiyle yapılan transferler. Mesela Pjanic örneğine vermişti. Pjanic Barcelona gönderdi. Pjanic aldı Beşiktaş. Barcelona'ya rakip mi olacaktı yani? Emsal veriyorum. Bunun örneğini Galatasaray'da da görebiliriz. Fenerbahçe'de de görebiliriz. Yanlış bir yapılanma var. Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu. Yani bu sene 10 tane 15 tane futbolcu. Ya Abdullah Avcı demiyor mu? Bu takımda bana bir tane iki tane sağlam adam aldığınız zaman bana yeterlidir. Yani çünkü Trabzon futbolcu da satmadı. Yani niye durmadan bir hani takım oluşturmak lazım transfer yapmaktan ziyade. Mesela Galatasaray'ın bu sene çok transfere ihtiyacı vardı. Çünkü geçen seneki kadro yani tutmadı, mayası tutmadı. Ama Fenerbahçe öyle değildi. Fenerbahçe yani ligi ikinci bitirdi ve hani santrofor ihtiyacı vardı. Hani İsmail Kartal döneminden baktığımızda Serdar Dursun ne olmuyordu? Bir santrofor, yani sağlam 2-3 transferle daha iyi başlayabilirdi mesela. Yani bu transfer sevdamız, hani takım kurmaktan ziyade transfer sevdamız var bizim. Bizim ihtiyacımız olan şey takımların her sene transfer döneminde asıl ihtiyacı olan yerlere birkaç transferle öbür seneye takım olgusu oluşturarak devam edebilmek. Böyle olursa futbolumuz ilerler diye düşünüyorum ben. Satmadan almak mesela çok saçma. Her şey için bir dükkan içinde böyle değil mi abi? Doğru, yani üretmemiz lazım. Aynen öyle. Hani ben yani öyle manipüle etmek için yanlış giriş yaptım herhalde ben. Biraz benim suçum. Çünkü şu olabiliyor. Lütfen yanlış anlamayın. Mesela telefon hattı açıldığında diğer arkadaşlarımızın da bu başına geliyor. Mesela herhangi bir takım taraftarı bağlanıyor. Başka bir takım hakkında yorum yapıyor. Olumsuz yorum olduğu zaman direkt başka bir dinleyici bağlanıyor. O dinleyiciye cevap veriyor vesaire. Sonrasında burada abi, yani radyoda spor programı, hepimizin akşama kadar tartışma programı oluyor. Hepimizin akşama kadar futbol konuştuğu insanlar, Fenerbahçe'si, Beşiktaş, hep birbirimizle konuşuyoruz. Ben yine onlara da aynı şeyleri. Ya siz başkanız hani niye böyle sürekli Fenerbahçe'nin yaptığı, ben transferlere bak çok transfer yapıyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe transfer yaparken de sanki bana ihtiyacı göre transfer yapmıyormuş gibi geliyor. Evet. Ya şimdi hani İrfan Can'a döneceğim, bir Mert Hakan'a döneceğim, iş hani bilmiyorum yine manipüleye mi girer diye düşünüyorum ama yani ihtiyaç olayı önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe alternatif bir kaleci, ikinci kalecisini daha güçlü bir kaleci alabilirdi. Yine sezon başında Galatasaray'la anılan adı İrfan Can'ı aldılar. Yani kaleci o İrfan Can'dan bahsediyorum. Galatasaray'la adı anılmadı ya. Galatasaray 4 yıl önce bir teklifi yaptı İrfan Can'a. Yani İrfan Can son anda yani transfer edildi. Öyle daha önceden planlı bir transfer değildi. Berke gittiği için transfer edildi. Bu arada çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rica ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür Telefon ediyorum. Hattımızda dinleyenlerimiz var ama yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bugün salı günleri 13-14 arasında sevgili dinleyenler, Ali Erim ve Engin Çetin Engin Görüş programında sizlerle birlikte oluyorlar. Bunu belirtelim.
Sevgili dinleyenler, biz veda edelim. Son dakika gelişmesi, Haris Seferovic'in Kasımpaşa'ya transferi imza aşamasında gerçekleşmedi. Normal şartlarda Seferovic bugün İstanbul temsilcisiyle resmi sözleşme imzalayacaktı. Bunu söyleyelim ve veda edelim. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.